Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün semizotu yemeği yapacağım. Pazardan aldığım, dolapta sakladığım bir adet semizotum var. Ben nemini alsın diye bu şekilde küçük bezlere sarıp da poşete koyuyorum. Önce yıkayacağız. Bu şekilde suya ıslattık. İçerisinde sirkemler de var. Bir 10 dakika bu şekilde ıslanmasını bekleyeceğim. Çamurlar suyun dibine koyup düşmüş. Tekrar ıslatıyorum. Fazla sirkeli suda bekleteceğiz. Semizotlarımızı 3-4 su yıkadık. Sirkeli suda beklettik. Şu anda onları ıslaklıklarıyla doğrayıp tencereye alacağız. Sap kısmını birazcık küçük terek doğruyorum ama uçlara doğru biraz daha. Fazla parçalamıyorum. Semizotu da çok değişik şekillerde tüketiyoruz. Salatasını yapıyoruz, yoğurtlu cacığını yapıyoruz. Mercimek çorbalarına koyuyoruz. Ve bu şekilde yemeğini yaparak tüketiyoruz. Böreği de çok güzel oluyor. Semizotlarımın üzerine bir adet soğanımı yemeklik doğruyorum. Çok ince olması gerekmez. Normal kendi yöntemimize göre. Sarımsaklarım var.
3 diş. Onları da doğruyorum ince ince. İki adet domates doğruyorum. Bunları da semizotumun üzerine koyacağım. Salçayla da oluyor ama domates varsa domatesi tercih ediyorum. Olmadığı zaman salça da koyabiliyoruz, domates salçası. Ben kabuğunu soymuyorum. İsteyen domateslerin kabuğunu soyabilir. Üzerine 2 çay kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Çok yakışıyor bu yemeğe. Hiç karıştırmıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ateşe alıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Kısaya alıyorum. Pişmeye bıraktım. Tuzunu ve zeytinyağını piştikten sonra koyacağım. Onun için şu anda yağını ve tuzunu koymadım. Tencerem kaynadı, buhar çıkmaya başladı. Şimdi açıp bakmak istiyorum. Çok güzel kokular da yayıldı mutfağıma. Şimdi hafifçe karıştırıyorum. Çok çabuk pişiyor zaten. Tekrar kapatıyorum. Bir daha açtığımda pişmiş olacak. Yemeğimin piştiğini düşünüyorum. Evet, yemeğim pişti. Hiç su koymadık, yağ da koymadık, tuz da koymadık. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Tuzumu ekliyorum. Az bir tuz ekliyorum. Tabağa aldığımızda da dökebiliriz zeytinyağını ama daha rahat karıştırabilmek için ben tenceremde dökeceğim. 2 yemek kaşığı kadar yağımızı da koyduk. Yemeğimi servis tabağıma alıyorum. Ben soframa 3. kap yemek olarak yaptım semizotu yemeğini. İnsanın kendine ait bir mutfağının olması çok güzel bir şey. Kendi mutfağımızda, kendi tenceremizde bazen et pişiririz, bazen ot pişiririz. Tüm ailemizin bir öğününü hazırlarız. Tüm mutfaklarda tencereler kaynaması dileğimle yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun, hoşça kalın.